Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yoğurt mayalama yapacağım. Yalnız bu yoğurdun bir özelliği var. Normal sütte kullanacağım ama ana maddesi krema olacak. Kremayı yoğurt mayalayacağım ve bunun da özel bir adı yoğurt yüzü, yöresel bir mayalama şekli. Bir arkadaşım tarif etti, çok güzel oluyor kahvaltıda üzerine reçel koyarak yemesi dedi. Ben de şimdi yoğurt yüzü şeklinde yoğurt mayalaması yapacağım. Şöyle iki kutu krema marketten aldım. Hazır krema, istediğiniz marka kullanabilirsiniz, her yerde bulunuyor. Şöyle bir bardakta normal inek sütü, evde kaynattığım sütten bir bardak ve mayalamak için de süzgece koyup süzdürdüğüm yoğurt mayası. Şöyle suyunu biraz süzdürünce daha katı bir yoğurt elde ediliyor. Mayalamak için de şöyle toprak kaplar kullanacağım. Artık kaç kap olacaksa. Öncelikle sütü tencereye koyuyorum ve sütün biraz ılımasını sağlayacağım. Daha sonra içerisine kremayı da ilave edeyim. Kremanın da ılık bir halde olmasını, yani yoğurt mayalama ılıklığında olmasını sağlayacağım. Mayaladığım yoğurt katı olmuyor, cıvık oluyor diyen varsa bu şekilde krema süt karışımıyla yoğurt mayaladığında çok güzel bir kıvamda olduğunu görecek. Böyle bir kutu için bir çay bardağı süt ilavesi ölçü olarak yeterli olacaktır. Ben bir su bardağı koydum, o da 2 çay bardağı ölçüsüne denk geliyor zaten. İçerisine de diyelim bir kutu için yaptığınız, günlük yapıp taze taze yemek istiyorsunuz, o zaman bir tatlı kaşığı da yoğurt koyabilirsiniz maya olarak. 2 kutu için 2 tatlı kaşığı yoğurt yeterli olacaktır. Şimdi sütümüz biraz ısındı. Kremaları da içerisine ilave edeceğim. Şimdi ısınan sütün içerisine kremayı da boşaltıyorum ve şöyle karıştırıyorum. Sütün mayalanma zamanının geldiğini şöyle parmakla batırıyoruz. Yanmayacak bir şekilde bir ılıklıktaysa sütü mayalayabiliriz. Şimdi sütün ılıklığı çok güzel. Şöyle süzdürdüğüm yoğurttan da koyuyorum. 2 tatlı kaşığı kadar yoğurt var burada. Ve böyle mayalıyorum. Her yerine karışıyor. Bu şekilde. Ve bunu şimdi toprak kaplara bırakacağım. Şöyle yerleştiriyorum. Ölçümüzden 3 toprak kase yoğurt mayalandı. Böyle. Yine bunu fırının içerisine bırakacağım. 4 saat sonra alıp dolaba yerleştireceğim. Taş gibi yoğurtlar elde edeceğiz. Bu şekilde fırının içerisinde bekleyecek. Üzerini kapatmıyorum. Hava sıcak. 4 saat sonra buradan çıkaracağım. Yoğurtlarımız akşamdan sabaha kadar dolapta bekledi. Şöyle taş gibi yoğurt oldu. Krema yoğurdu tabi. İsmi de yoğurt yüzü demiştim. Yüz yoğurdu özellikle. Yöresel adı yüz yoğurdu. Yüz yoğurdunu şimdi şöyle çeviriyorum. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi bunu şöyle tabağa çevirmeye çalışacağım. Dökülüp dökülmediğini göreceksiniz. Ne kadar güzel bir yoğurt olduğunu. Çeviriyorum, düşmüyor.
Şimdi şöyle sallayıp düşürmeye çalışacağım. Düşmüyor. Böyle güzel bir yoğurt. Bunu kahvaltılarda şöyle bıçakla kesip ekmeğe sürüp rahatlıkla yenebilecek bir yoğurt. Yani kremadan yoğurt yapmayı sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi en sevdiğim kısım tadım aşaması. Yoğurttan şöyle alıyorum. Labne peynir gibi. Yüz yoğurdundan. Ve şöyle bir parça ekmeğin üzerine sürüyorum. Ve bunun üzerine istenirse reçellerden, özellikle Tülin'in mutfağındaki erik reçeli, çilek reçelinden sürerek harika bir lezzette yenebilecek. Şimdi yüz yoğurdunu ya da yoğurt yüzünü test ediyorum. Enfes, enfes. Harika bir lezzet. Çok pratik, çok kolay. Bu şekilde yoğurt yapmayı sizlere tavsiye ediyorum. Tadı da labne peynir yer gibi. Yani hiç ayırt edemezsiniz. Krem peynir mi, yüz yoğurdu mu? Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.